Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Fiyatı 73.500 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin'in piyasa değeri, gümüşün piyasa değerini geride bıraktı. Londra Menkul Kıymetler Borsası 2024 yılının ikinci çeyreğinde Bitcoin ve Ethereum kripto ETN başvurularını kabul edeceğini duyurdu. Güney Koreli oyun yayıncısı Nexon Group, Maple Story isimli oyunun Avalanche ağında piyasaya sürüleceğini açıkladı. 2003 yılında piyasaya sürülen Maple Story'nin 20 yıllık geçmişine bakıldığında dünya çapında 180 milyondan fazla kullanıcısı olduğu görülüyor. Ethereum Delcoin yükseltmesi 13 Mart'ta Mainnet'te başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yükseltmenin ardından en popüler katman 2 ağlarının işlem ücretlerinde büyük oranda düşüş yaşandı. Avalanche Vakfı 3 yeni ismin katılımı sonrası 7 üyelik yönetim kurulunu tanıttı. Kurulda Doktor Emin Günsirer, Doktor Ömer Demirel ve vakıf CEO'su Doktor Aytunç Yıldızlı bulunuyor. Berlin'deki Tesla fabrikasını ziyaret eden Elon Musk'tan Dogecoin açıklaması geldi. Elon Musk, Tesla'nın Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı. Avalanche Vakfı, Avalanche ekosisteminde uygunluk kriterlerini karşılayan 5 memecoin'e yatırım yaptığını duyurdu. Bu 5 memecoin sırasıyla Kok, Gecko, Kimbo, Tek ve Noshil oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto para düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu. İleri yaptığı açıklamada yeni düzenlemelerle yatırımcıların korunacağını belirtti. Kripto para borsası Binance, 10 milyar dolarlık yatırım kolu Binance Labs ile ilişkisini bitirdi. Söz konusu kararın yeni Binance CEO'su Richard Tang tarafından verildiği söylenirken, iki şirket bundan böyle yollarına ayrı devam edecek. Avalanche tabanlı merkeziyetsiz borsa Dexalot, çoklu zincir operasyonları kapsamında 16 Nisan'da Arbitrum ağında yapılacak lansmanını duyurdu. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.